Harika bir tarif daha yapmaya. Yalancı mantı yapıyoruz. Evet. Çalışan hanımlar. Bakın canınız mantı çekti. Misafiriniz geliyor. Ne yapacaksınız? Kolay mantı yapacaksınız. Aynen öyle Özlem Hanım. Öncelikle ben malzemeleri sayayım. 400 gram kıyma, 1 çay kaşığı karabiber kullanacağım, 1 çay kaşığı da tuz atacağım. Yani bu esnada tuzu seven olur, olmayan olur. O yüzden ben 1 çay kaşığı kullanacağım. Hazır yufka kullanıyorum. Lavaş ekmeğinden de olabilir. Lavaş yufkasıyla da sarılabilir. Ama şu an benim dolabımda hazır yufka olduğu için ben onu değerlendireceğim. Bu arada ben 400 olan gramım kıymamı aldım. Üzerine 1 çay kaşığı, ama ben şeyi kullanmıyorum. Kaşık falan kullanmıyorum. Göz ayarı. Evet. Biraz karabiber attık, birazcık tuz attık. Evet. Ve yoğuruyoruz kıymamıza. Yoğurmaya geçiş yapıyorum. Hazır bakın siz hanımlar, eğer vaktiniz varsa evinizde hamurları, yufkaları açabilirsiniz. El açması yapabilirsiniz. Ama biz zamandan kazanmak için ne yaptık? Bakın hazır yufka kullanıyoruz. Her yerde var. Bütün marketlerde yufka bulunur. Gidip alın ve bu akşama, değil mi, ne yemek yapayım diye düşünüyorsanız, evet, hazır mantı, kolay mantı yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Ben size yardım edebilirim. Yamağınız hazır efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle mantına seriyorum. Yufkamızı bakın serdik. Sonra ne yapacağız merak ediyorum. Yağlayacağım. Zeytinyağı kullanıyoruz. Evet. Kaz Dağları'nın meşhur zeytinyağı. Bir fırça yardımıyla yağımızı giydiriyoruz etrafına ki daha rahat tutsun diye. Tamam. İsteyenler tereyağı kullanabilir mi? Tabii ki, tabii ki Zeynep. Biz bunu sürekli hani zeytinyağı kullandığımız için isteyen dediğiniz gibi tereyağı da kullanabilir. Evet. Hiçbir sorun yok yani. Ama bu bölge zeytinyağı, aynen, bölgesi. Aynen, bu bölgeye has öz olduğu için. Aynen. Geleneksel tarifimiz bu. Kenarlarını hafif içeriye doğru katlıyorum. Tamam. Harcını yaptığımız kıymadan. Yayıyoruz. Evet, yayıyoruz. Bu kısımlarında içeriye doğru hafif hafif rulo yapıyoruz. Sarıyoruz. Harika. Yufkamızı kıymanın etrafında doluyoruz. Evet. Sarıyoruz. Harika. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ve şimdi sardığımız yufkanın ortadan ikiye ayırıp dürüm gibi. Aynen. Bakın, dürüm gibi oldu. Şu kadar bir miktar kesiyorum. Sonra da onları sanırım tepsimize alacağız. Çiçek gibi yerleştiriyoruz bakın. Evet, kenarlarında açıldığı zaman hiç sıkıntı yapmayın. Çünkü bayağı bir sıra dizeceğim için o yapışma durumu oluyor. Evet, kapanacak. Çünkü bütün tepsiyi dolduracağız, evet, biz zaten. Evet, tepsiyi dolduracağım. Bakar mısınız? Çiçek gibi açtı tepsimiz. Piştiği zaman çok daha güzel olacak. Evet, yufkalarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Sosumuz için neler kullanacağız? Tereyağımızı alacağım sosumuza. Tereyağımızı şimdi küçük tavamıza alıyoruz. Tereyağımızı eriteceğiz. Salçamız, karabiberimiz ve tuzumuz var sosumuz için. Önce tereyağımızı eritelim. Zeytinyağı koyacak mıyız? Çok hafif bir zeytinyağı. Yanmasın diye. Evet. Birazcık bakın. Zeytinyağı da ilave ettik. Sosumuzu hazırlamaya geçiş yapıyorum. Mantılarımız bakın, kolay mantılarımız hazır. Sosunu bekliyor. Sosuyla beraber çok güzel bir uyum olacak. Ve sosladıktan sonra da fırına atacağız. Ama önce tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Evet, tereyağımız eriyor. Sonra ne koyacağız? Bir yemek kaşığı salça. Ev yapımı doğal salçamız. Domates, evet, mi biber mi? Domates. Domates. Domates çok güzel olacak. Rengi bile bir başka. Meryem Hanım çok güzel yapmışsınız gerçekten. Salçamızın da erimesini bekliyoruz. Salçamız da bir güzel kavrulsun. Zeytinyağı ve tereyağıyla mantımız daha da lezzetlensin. Bugün çok şanslıyız gerçekten. Kaz Dağları'nda Aralık ayında dememize bin şayet ister. Çünkü yazdan kalma bir gün var. Ay evet, insanın denize girişi var. Gerçekten. Havuza mı girsek, denize mi girsek şaşırıyoruz. Havuza atlayalım arkamızın. Harika gerçekten. Kaz Dağları'nın eteklerinde mükemmel bir manzaradayız. Sosumuzu kavuruyoruz. Evet, salçamızı erittikten sonra yarım su bardağı
su koyuyoruz. Fakat tamam, ben ayarladım. Bildiğim için göz kararı gidiyorum. Tamam. Çok az bir su ilave ettik. Sudan önce tuzumuzu ilave ettik. Bir güzel karıştırıyoruz. Tuzumuz, suyumuz, salçamız, zeytinyağımız ve tereyağımız. Şu anda ocakta pişiyor. Neredeyse hazır hale geldi zaten sos. Çünkü fırında da pişecek zaten. Kesinlikle. Sosumu alıyorum çünkü kaynamış, ılıtılmış su koydum. Tamam. Önceden kaynatmıştım. Ve üzerine, mantımızın üzerine hafiften gezdiriyoruz. Evet, salça sosumuzu. Mantılarımız renklensin, daha da lezzetlensin diye üstünde dolandıralım, gezdirelim. Evet. Ondan sonra fırına süreceğiz. Fırında da bir güzel kızaracak. Yaklaşık bir 15-20 dakika fırında bekleteceğiz. 180 derecede 15-20 dakika kızardıktan sonra çıkartacağız. Oh, harika. Ve üzerine sarımsaklı, bol sarımsaklı yoğurt. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Ama biz 15-20 dakika beklemek zorundayız. Evet, fırına, çünkü fırına götürüyoruz. Fırına gidiyor. Kolay mantımız fırından çıktı. Mükemmel bir görüntüsü oldu. Kıymalarımız pişti, hamurlarımız pişti. Kalıptan çıkartayım ben mantımı. Harika. Kalıptan çıkartıyoruz. Bir gül gibi oldular. Hamurlarımız gül gibi görünüyor. Evet, tabağımızı kolay mantımızı süsledik, doldurduk. Evet. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan sosumuzdan da üzerine aktarıyoruz hafiften. Tamam. Salçalı sosumuzdan da koyduk yoğurdumuzun üstüne. Birisini naneli hazırlıyoruz. İsteyen naneli, pul biberli de yiyebilir. İsteyen de sade bu şekilde de yiyebilir. O çok güzel oldu. Kalmış. Afiyet olsun efendim. Şu görüntüyü göstermek istiyorum sizlere. Ne kadar şahane bir görüntü. Ve tadına da bakıyorum. Şöyle şundan, yoğurdundan, acısından. Aynı elle açılmış gibi. Evet. Yumuşacık hamuru. Yoğurt süper. Mantı harika. Bayıldım. Ve ekonomikti. Herkesin yapabileceği bir tarif. Kesinlikle öyle. Ellerinize muhakkak deneyin diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.